Qaysisini qilishni bilmay turgan paytda istixora qiladi mo'min. Hatto uni qilaymi, buni qilaymi? O'ylan, bu ham g'amdir odamlar. Voy bir deb qo'yadi mana. Qaysisini qilsammikin, ona olsammikin, mana olsammikin. Mana shu g'amni ham Alloh taolosi siz bilan bizdan ko'tarib qo'yibdi. Tonlashni menga qo'yib berdi, deyapdi. Sen bilmaysan qaysi narsa senga yaxshilik. Assalomu alaykum, mo'min musulmonlar. Men bu masjidga kelib, video murojaat qilishimdan sababi 4 yildan beri o'rayman. Uraslarimiz shu Indiyaga borib, terasatka orqali yaxshi bo'lsam deb nima qilishganiga shu yerdan so'rab chiqdim. 4 farzandim bor, o'zim Shalviskidan bo'laman, otim Shahzoda. Yo'qchilik azobidan shu masjidga kelib yordam so'radim. Har oy qon quydiraman. 4 yildan beri og'riganim sabab shu bolalarimga kasalimga befarq bo'lmasinlar degan umiddaman. Yo'qchilik azobidan shu yerga keldim. Sizlardan yordam so'raganman. Hozirgi kunda shu bolalarim bilan birga shu uyda turamiz. Shunday Astaghfiru billah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga ziynat bezak qilib qo'ydik. Mana shu yer yuzini va undagi bo'lgan barcha nozi ne'mat, zebir ziynat, hashamatlarni yaratilishligidan maqsad bitta ekanligi ma'lum bo'ladi bu oyat. Bu ham bo'lsa bandalarni qaysilari chiroyli amal qilishligini sinash uchun. Demak, imtihon uchun, sinov uchun bu narsalar yaratilgan. Va inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Oyatning davomida Alloh taolo aytadi: "Hech shak shubhasiz, uning ustidagi bezaklarni sip-silliq, qup-quruq qilib, yo'q qilib qo'yguch ham bizdirmiz." Ko'zimizni quvontirib qanday bir chiroyli turgan bo'lsa, shubha yo'qki, albatta, albatta aniq bu narsalarni Alloh taolo bir kun keladi, yo'q qilib qo'yadi. Biz hayotimizda har bir lahzasida imtihonga, sinovga duch kelamiz. Chunki bizni dunyoga kirgizishligidan Alloh taoloning qasdi, maqsadi imtihon ekanligini avvalgi oyatda o'qidik. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya'ni sizlarning qaysi biringiz go'zalroq, chiroyliroq amal qilishingizni sinashlik uchun, imtihon qilishlik uchun o'lim va hayotni yaratdik. O'lim va hayotni yaratdik. Biz uylanishlikda imtihonga uchraymiz. Iymonida mustahkam, dinini mahkam tutgan qizga uylanamizmi yoki tashqi ko'rinishiga qarab turinglar, diniga beparvo bo'lganligami? Halol hunar qilamizmi yoki daromadi katta bo'ladi deb haromga qo'l uramizmi? Alloh taoloning rozi bo'ladigan yo'llariga yurish to'g'riga kayfi safo, lag'v, musiqa mana shu narsaga yo'namizmi? Lekin esimizdan chiqmasinki, albatta Allohning rizosini qo'yib mana shu tomonga yurib ketishlik. Bu Rabbimizni siz bilan bizga g'azabi kelishiga sabab bo'ladigan ishlar. Ammo mana shu kayf, safo, o'yin kulgi, yoshlik, huzur, halovatni hammasi bir kun albatta, albatta yo'q bo'ladi. Ammo g'azab qoladi. Bu huzur, halovatlar ketadi. Bu itoatda, ibodatda bo'lgan mehnat, mashaqqatlar ham tugaydi, ammo buning mukofoti qoladi. Albatta, albatta mukofot ham bor, jazo ham bor. Chunki Alloh taolo aytgandek kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali wal ikrom. Ya'ni uni ustidagi, yerni ustidagi barcha narsa albatta foniy. Faqatgina buyuklik va karam egasi bo'lgan Parvardigoringning yuzigina mangu qolishidir. Bu dunyo chiroyli birodarlar.
Bu oyatga ko'proq to'xtalishimizga to'g'ri keladi. Biz yer yuzidagi barcha zeb-ziynatlarni, hashamlarni yerga chiroyli qilib yaratdik insonlarni sinashlik uchun. Aytdik, mana shu dunyoni zeb-ziynati ana shu zeb-ziynatga yetishgan odamga ham imtihon. Shu zeb-ziynatdan qo'liga hech narsa tegmagan kambag'alga ham imtihon. Bu zeb-ziynat boylik va davlatlikni bergan odamga Alloh berib sinayotgan bo'lsa, boyagi kambag'alga mana shu zeb-ziynatlarni bermasdan sinayapti. Bu uylar, binolar, bog'lar, ayollar, mollar, taom, sharoblar bular hammasi bir kun yo'q bo'ladi. Bu gunoh ma'siyatga to'lgan majlislar ham albatta bir kun intihosi yetadi. Esimizdan chiqmasin, tun har qancha cho'zilmasin, tong otma iloji yo'q. Tug'ildikmi, yashayapmizmi, dunyodan chiqma ilojimiz yo'q. Qabrga kirmaslikni imkoniyati yo'q. Bugunmi ertami albatta mukofot yoki jazo bo'ladi. Agar yaxshi bo'lsa, yaxshi mukofot, yomon bo'lsa, yomon mukofot. G'or egalarining qissalari boshlanishi. G'or egalari qissasining boshlanishi. Alloh taolo so'rayapti. Astag'fir billah. Al hasibata anna ashabal kahfi var raqimi kanu min ayatina ajaba. Balki siz g'or, ya'ni kahf va bitik egalari haqidagi rivoyatdan voqif bo'lgach, bu bizning eng ajoyib oyatlarimizdan deb o'ylagandirsiz. Ya'ni Alloh taolaning hamma ishi ajoyib. Hamma ishi mo'jiza. Hamma ishi insonning aqlini lol qoldiradi. Lekin g'or egalarini g'orda 309 yil uxlashligi Allohning eng ajib ishi deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Bu Allohning har qanday ajib ishlar qatoridagi bitta ajib ishi. Eng zo'ri, eng ajibi emas. Arroqim so'zining ma'nosi. Ulamolar mana shu arroqim kalimasida bir qancha bir tafsirlarni berishadi. Bir o'rinda arroqim bu mana shu g'orga kirib ketavorishlikdagi bir tosh deyishadi. Mana shu toshning ustiga yigitlarning ismlari yozilgan deyishadi. Yana bir o'rinda arroqim vodiyning nomi edi. G'or mana shu vodiyda joylashgan edi. Yana bir o'rinda arroqim tog'ning nomi edi deyishadi. G'or mana shu tog' deydi. Va yana bir o'rinda, yana bir tafsirda arroqim bu ana shu yigitlar bilan g'orga kirgan itning nomi edi deb aytishdi. Alloh taolo bu savolni inkor ma'nosida beradi. Ya'ni bu yigitlarning g'orda qolishlik qissasi Alloh taoloning qudratiga dalolat qiladigan eng ajib qissa emas. Ammo agar odamlarda o'lchov bilan o'lchansa albatta bu ajib. Sababi bir uxlagan odamni 300 yil uxlashligi, o'lmasligi, chirib ketmasligi haqiqatan insonlarda o'z ko'zi bilan qaraladigan bo'lsa, insonni bir lol qoldiradigan ajib ish. Mo'jiza bilan karomat. Bu kelasi ham haq. Mo'jiza nima bu? Mo'jiza inson qo'lidan kelmaydigan ishki Alloh taolo bu mo'jizani o'zining payg'ambarlarini rost payg'ambar ekanligini hujjati uchun keltirgan. Musa alayhissalom qo'lidagi asosi mo'jiza bo'lgan. Solih alayhissalom toshning ichidan tuyani chiqarib bergan bu mo'jiza bo'lgan va boshqa mo'jizalar. Endi karomat. Bu mo'jiza emas. Alloh taolo o'zining solih mu'min bandalariga mana shu karomatni bergan. Karomat ham ikki xil bo'ladi. Odamlar ko'nikib qolgan narsalarga xilof bo'lgan ishlar, ikkinchisi odamlar ko'nikib qolgan narsalarga xilof bo'lmagan ishlar. Endi bu qissadagi 300 yil uxlashligi yigitlarni. Odamlar bu narsaga odatlangan emas. Insonlarning odatlariga, koinotning sunnatiga xilof bo'lgan ish. Endi agar insonlarni odatlariga xilof bo'lmagan ish bo'ladigan bo'lsa, bu karomat. Bu ilm hikmat karomati. İlim ham birodarlar karomat. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga berishligi. Agar Alloh taolo bir bandaga o'zini tanitganidan keyin ilm bergan bo'lsa, uni sharafli qildi, qadrini ko'tardi, manzilatini oliy qildi. Chunki Alloh taolo o'zi biluvchi zot birodarlar. Olim zot. Biluvchilarni, olimlarni yaxshi ko'radi.
Demek ilim diye mi? Allah-u Teala keramet kılıp özü yaş görgen bendeleri gibi yaradı. Yani dünyada zevri ziynetini bulsa Allah-u Teala beri uğradı. Kim gel olsa beri uğradı. O Müslümanı gen beri uğradı, kafir gen beri uğradı. Bana şu oradaki ölçüde yakışılan bir düşünmeliyiz şey gerek. Kişinin dünyasının köplüğü onu Allah'ın huzurunda mertebesi balat ekenliğine dalilmez. Kişinin koruda dünyasının az buluşluğu Allah Ta'ala için bu bende har ekenliğini bilgisemez. Peki şimdi zaman yaşayınız ki aynı şunarsa adamlar da düşünçesi de na doğru. Zuhalasını katta yaptı mı? Dünyası köp mü? Demek Allah'a yakın bir cahil var, o için Allah bunu bay kıldı. Kembeğal mı? Bir iki yönü ötüketi yaptı mı? Demek Allah'a yakın bir cahil var, demek çünkü bunu Allah-u Teala bay kılmadı. Kim bana şu ölçabına yaşayken olsa bu adamın ölçabını atı var. Çünkü karasız, bayliği bilen kembeğallik, Allah da Allah özü yaş görgen peygamberler dışında taksimini karayın. Davud Aleyhisselam padişah bogan, Süleyman Aleyhisselam bay bogan, İsa Aleyhisselam kembeğal bogan. Demek bayliği bilen kembeğallik, Allah'ın muhabbeti ge dalalet kıladığın ölçü emez. Şunu duraladın mı? Çünkü kembeğalladan boynunuzu kısa olmayın bayda oğluda. Çünkü sizge kembeğallik sınav. Bunge boylik sınav. Ondan taşları Süleyman ibn-i Davud aleyhisselam Süleyman aleyhisselam cennetke 40 yıldan keyin geldi hemen peygamberlerden. Şu yetiye kursan koyayım. Çünkü tam hocada çamadanizm oladı. Azır abaladı. Luşuna kılatiz bak şimdi ötüp getersiniz. Bagajdan kütmesin. Şart çıkılmasınız ötüp get orası. Ama çamadanı köprü ava gelmek kıladı. Yükünü çıkışını kütadı. Şunlar da gidiyor. Çünkü kembeğal bol işleyen özgürlüğe tüylüsü var. Fakat minüsü ilemez burada da. Bundan taşkarı eşi gizli kurulamazsan benim olalım. Bu kurulur orası. Bundan taşkarı bu boylik, dünyada kolumuzu yedirilen boylik. Ölüşümüz bilen tügeydi biz için. Doğru mu? Biz bilen kabirge kim miydi? Siz bilen bizde. Ölüşümüz bilen tügeydi gönlerse Allah tamamından verilen inam emez. Hadiye emez, fazilet emez. Bu sınav. Kaytarabı tamam. Kişinin ölüşü bilen, o üçün tüke kaladırken yeryüzüde ginerse, bu sınav. Dünya yerdi betirde kaladı, kabirge kurup girersiniz. Şimdi neme inan buladı Allah tamamından, hakiki inan. Neme o? Allah tamamından verilirken hakiki inan, bu siz bilen kabirizge bile kiradırken, kıyamette yanınızda turadırken, Sırat'tan üçlü yordan beri adı gelmezse. Peygamberimiz etkilerdik, eğer adam balası ölse, onun hemme amelleri üzüledi. Fakat üçte işiden savab varıp duradı. Birincisi, salih farzan kaldırgen bosa, hakkı gibi okudur. Sadakatın cariyetun, adamlar, Müslümanlar faydalanıp durgen, sadaka cariye koyup gitgen bosa. Üçüncüsü, ilmun yuntefe'u bihi. Adamlar faydalanıp durgen, ilim kaldırırken bosa. Mana şu narsa siz bilen kabrizgen kir yaptı mı sahabı? Kıyamette asgat yaptı mı? Demek mana şu in'am. Ama öyle şey siz bilen sizden üzülüp kalıyorken malı dünyayız, in'am emez. Demek bu? Sınav. Estağfirullah. İz aval fitiyatu ilal kehf. İslam. Öşende ular, g'orga panoh istab borishdi. Kimlar? Yigitlar. Ulamolar aytadi, yoshlarda deydi, ulamolar jannatni hidi bo'ladi. Nima degani bu? Hamma payg'ambarlar o'zini qavmiga risolatni ko'tarib kelganda, birinchi bo'lib qabul qilganlar yoshlar bo'lgan. Yoshi ulug'lar qabul qilishidan bosh tortishgan. Nima uchun? Yosh kattalarning mol dunyosi bo'lgan. Yaş kattalarda gapı daim ötüp gegen, kavmda içindeki işlerden özünü hakşı bilen bacarıp, hakalagen işini kılıp örgene koygen kattalar itaat kılışmagen. Çünkü özlerinin menziletlerden korkuşken, gapımız ötmeye kaladı degen nesleden havatı kılışken. Şunun için eserlerde kiltirgen edik, İnnallâhe le yubâhil melâikete bişşâbil mu'min.
Alloh taolo farishtalarga mu'min yigitni maqtaydi. Mu'min yigit, yigit degani necha yoshida oxiri? 40 yosh. Ya'ni 40 yoshdagacha bo'lgan yigitni farishtalarga Alloh taolo maqtab aytadi. Yaqulu unzuru abdi taraka shahwatahu min ajli. Bu bandamga qaranglar. Farishtalarga maqtab, bu bandamga qaranglar. Meni rizoim uchun o'zini shahvatini qo'yibdi. Xolayapti qilishdi. Qo'lidan keladi qilish, imkoniyati bor, faqat xohlasa bo'ldi. Ammo meni rozi qilishlik uchun o'zi xohlab turgan narsani tark qilyapti. Shu yigitni ko'ringlar deb Alloh maloyikalarga maqtaydi. Alloh taolay ta hadis qudusida uhibbu salatan va hubbi li salatin ashad. 3 kishini yaxshi ko'raman. Ammo mana shu 3 kishining ichida yana 3tasi bor, ularga bo'lgan muhabbatdan ortiqroq. Uhibbu ta'in va hubbi li shabbi ta'in ashad. Itoatkorlarni yaxshi ko'raman deydi. Ammo bu itoatkorlarning ichida itoatkor yoshni ko'proq yaxshi ko'raman deydi. Inson qaraganda ko'p gunohlarni qilishlikdan ojiz bo'lib qoladi. Xohlaydimi, xohlamaydimi, tiyilib qoladi bu narsadan. Ammo gunoh ma'siyat qilishlikka hamma kuch quvvati bo'lib turgan yigitni gunohdan tiyilayotganligi Allohning muhabbatiga uni sazovor qiladi. Imom Daylami keltirgan hadis: "Man balagha 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kim 40 ga yetsa, kim 40 yoshga yetsa-yu, yaxshiligi yomonligidan g'olib bo'lmagan bo'lsa, bas o'tga tayyorlanaversin." 40 ga kirib, yaxshiligi yomonligini yengmagan bo'lsa, jahannamga tayyorlanaversin. 40 etmaganlar ko'zimiz ochaydi. Chunki asosiy imtihon shu 40 gacha bo'ladi. Chunki ham imkoniyat bor, kuch quvvat hammasi bor, ham imkoniyat. U yo'qligida zino qilmaslik hech narsa emas. Tolada ishlayotib ketmon chopyapsiz. Ko'z zinosiga imtihon bormi? Yo'q, g'ibatga imtihon bormi? Yo'q, hech kim yo'q. Qayerda bo'ladi imtihon? O'sha narsaga sharoit bo'lganda o'zingizni tiysiz degan imtihon bo'ladi. G'or egalarini, bu yigitlarni g'orga chiqib ketishligini sababi nima? Nima sababdan bular qavmini tashlab g'orga chiqib ketishdi? Tafsirlarda keltirilishicha, mana shu yigitlar bir zolim, mushrik podshoh davrida yashashgan. Bu podshoh o'zini qavmini shirkka, eng katta gunohga shirkka buyurar edi. Kim uni so'zga itoat qilmasa, qatl qilar edi. Endi bu yigitlardan oldida imtihon, ixtiyor juda ham og'ir bo'ldi. Yo tirik qolishligi uchun shirk keltirib, gunohkor bo'lib, osiy bo'lib, podshohga itoat qilishadi, yoki jonlarini garovga qo'yib, tavhidda, iymonda turadi. Iz aval fityatu ila al-kahf fa qalu robbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Eslang, o'shanda ular g'orga panoh istab borishib, Parvardigoro, bizlarga o'z huzuringdan rahmat, marhamat ato etgin va bizlarning ishimizni o'zing o'ylagin dedilar. Qavm fasodga uchragan, shirk fasodiga uchragan, bular chiqib ketishlikka majbur bo'lishdi. Har bir davrda o'zini fasodi bo'ladi va har bir zamonni g'orga chiqib ketishni ixtiyor qilgan yigitlari bo'ladi. Ulfatlar bo'ladi gunoh ma'siyatda. Bulardan ajrab ketishlik kerak bo'ladi. Gunoh ma'siyat bo'ladigan qandaydir bir jamiyat bo'ladi. Bundan chiqib ketishlikka to'g'ri keladi. Bu yigitlarni oldi mana shunday bir og'ir imtihon turdi. Agar jamiyat fasodga yuz tutgan bo'lsa, birodarlar, bunday jamiyat tark qilinadi. Inson o'zi bilan bo'ladi, ommani tark qiladi. Chunki odamlarga aralashishda gunoh, hujur, ma'siyat paydo bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda kishi dinini saqlab uyda o'tirishligi kerak. Fitna bo'lganda uyda o'tirishligi kerak. Bu yigitlar jamiyatdan qochib g'orga kirishdi. Endi sizning jamiyatingizda fasod yayilgan bo'lsa, bu g'or masjid bo'lishi mumkin. Masjidga borasiz. Al-muslimu fil masjidi kassamaki fil ma'i degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.
Müslüman kişi mescitte göğe ki sudeki balık ve kıskıladı özünü. Münafık adam mescitte özünü kafasdaki kuşku okşatadı. فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Parvardigara bizlerge öz huzurinden rahmet ata etti. Rahmet bu kısa kılvaysak insanın huzur bakışlayan, insanını rahatla duruşu koyanlarsa. Rahmet. Bu rahmetli körülüşü buradırlar cüdehen kör. Rızk izliken görüşü rahmet. Tinçlik, hatırcanlık rahmet. Sağlık rahmet. Farzand ayollar rahmet. Rahmetli uluğlardan bittesi buradırlar insanın kalbide Allah'a bugün iman nurunu buluşturuyor. Hatırcanlık rahmet. İman rahmet. Sabır kanaat rahmet. Rabbana atina min ladunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Eğer bende bana kalırlar bu yigitler tavhidde duruşuptu. Allah'a şirk getirişmedi. Kavmi burada şirke mecbur kıyandı gorge çıkıp geçişti. Ve Rabbilerge dua kılıştı. Özlerge bağlı bugün işte kıptırıp Allah Ta'ala'ya iltica kılıştı. Eğer Allah Ta'ala sizge rahmetini bergen bosa, sizi doğru yolga başlayın. Saklayın. Allah Ta'ala sizge rahmetini bergen bosa, sizge doğru fikirini veredim. Mana şu doğru fikir arkalı hayatınız devamında huzurlanasınız. Bekar kıyana kendine şurada yakışır, o şüphe etti. Değilsiniz o. Kaçan? Kalkılıp sokul gelmen ki. Bekar kıyana kendine şu yüklenir değilsiniz. Açışken de o şüphe etti. Bari ipli olmayacağım bunu dedi. Bulmadı. Şu palançılaki ticaret kılışı da şehre gibi olur. Bekar kıyana kendine. Çünkü damlandan sonra gelmedi, kımadı gelmedi. Karayın. Hünar tallaşta. Doğru geçim kılasız. Eğer Allah rahmetini vergen bursa. Ülenişliği de, ticarette, şerifçiliği de. Dost ulfat dallaşlığı da. Mumun bendeki Allah da Allah ilham veredi. Kaysınısını kılıçlı bir metrugen payıttı. İstihara kıladı mumun. Hatta onu kılayım mı, bunu kılayım mı? Oyan, diyen gandır adalar. Vuybır da koyadı bana. Kaysınısını kısam mikin, ona ona olsam mikin, ona ona olsam mikin. Mana şu gandiyem, Allah da Allah siz buna bizden kötarıp koyu yaptı. Tallaştı, menge koyuverdi yaptı. Sen bilmiysen kaysınısı senge yakşılık yine. Keçes duradı, istihara kıladı. Allah kalbe geli hamdü veredi. Kıyan kararı, kıyan yeçimi ne mi buladı? Doğru buladı. Ama özümüzü, aklımızı suyansak ki. Demek mumur bende eğer Rabbisi'den rahmet oyan bulsa, hakkında iştikilişten aldım, soğuk veredi özüge. Kaysınısını kısam Allah benden razı buladı, kaysınısını kısam Allah na razı buladı. Cevaptır bilgenden ki, Allah'ını razı kıladığın iş gibi verdi. Palancı günüyle mahçıma razı bulan mıyken Allah? Palancı bile şerefle mahçıma razı bulan mıyken? Ya benim bir günah mahsetke tort koyar mıyken? Allah da onunla hikmet verirdi. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا dedi Allah da Allah Bakara surasında. Kimge hikmet verilgen bulsa bas muhakkak ki onge köp yakşeliği verilipti. Hikmet. Demek insan özünün dünya işlerinde karar kabul kılıçlığı da ya hakim oladı, Rabb-ı Sultan'dan hidayet bilen, rahmet bilen, ya ahmak oladı. Ya hakim oladı, Allah'a bergen hikmet bilen, ya ahmak oladı. Ama upuldu, ticaretini aralaştırma, şu az gene çıkayken pulga razı boldu, hikmet egesi aysa, yok dedi. İki abarat kuvasan, ki ne kılaman? Kaytar veremen dedi ve ahırını buladı. İni bayta da ahma buladı da bu. Ayta o da hoşlanma özü. Ne kılmadı? Hiç kine muammayız mı getirdi ki? Kattı up getirdi. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَحْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا Sonra onların kulaklarına uğrup, yani Allah-u Teala uklatıp koydu bunlarla. Orge çıkıştı,
Orga kirishdi, Robbilarga duo qilishdi, Alloh taolo duolarini ijobat qildi, uxlatib qo'ydi ularni. Summa ba'athnahum lin'alama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada. So'ngra ularning ichida qancha uxlaganlari haqida tortishadigan ikki guruhdan qaysi biri turgan muddatlarini to'g'ri hisoblaganini bilish uchun uyg'otdik. Shunda yotishdi, shunda uyg'onishdi. 309 yil uxlashdi. Ularni qancha uxlaganligi haqida musulmonlar ham, kofirlar ham talashib tortishdi. Mana shu 3-4 mana shu yuqoridagi 4 oyatda Alloh taolo bu qissani umumiy ko'rinishda bayon qildi. Keyingi oyatlarda esa tafsilotlarni bayon qildi. Bu yigitlar g'orga chiqishdi, duo qilishdi, "Ey Robbimiz, bizlarni saqla, bu fitnadan asra, qonlarimizni oqizishidan o'zing panoh ber." Robbilaridan so'ragan paytda yana ishlarini to'g'ri qilishini ham so'rashdi. Ko'ring, 309 yil uxlashdi. Hani oldin aytib qo'yapman 309 yilda. Ular duo qilgan paytda o'zlarining muammosini mana shunday suratda, mana shunday bir ajib suratda hal bo'lishligini o'ylab ko'rishganmi? O'ling, 4-5 avlod almashib ketyapti, bular uxlashyapti. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo yordam bersa, bir mushkulada siz bilan menga. Agar bizga Alloh mushkulamizni yordam beradigan bo'lsa, biz o'ylamagan tomondan keladi yechim. Biz kutmaganda hal qilib beradi Alloh taolo bu muammoni. Inson aqli barvo qilmaydigan go'zal suratda mushkula tomon bo'ladi. Va man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga makhrajni, mana shu mushkuladan chiqib ketadigan joyini ko'rsatadi. Bo'ldimi? Yo'q. Davomi qanaqa edi? Va man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Va yarzuquhu min haytsu la yahtasib. Bu mushkuladan chiqib ketdi bo'ldimi? Yo'q. O'ylamagan, kutmagan tomonidan rizq berib qo'yadi. Bo'ldimi? Yo'q. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuh. Kim Allohga suyansa, bas bu kishining hamma ishlari Alloh taolaning zimmasida. Taqvo qilsin. Yengil kunida ham, og'ir kunida ham Alloh taolo mushkuladan chiqaradi. Kutmagan joydan rizqini beradi. Endi Allohga haqiqiy suyangan bo'lsa, hamma muammosi Allohning zimmasiga bo'ladi. Yigitlar nima qilishdi? Qavm shirkka buyurganda taqvo qildimi? Taqvo qildi. G'orga chiqib duo qilishdi. Alloh taolo bularni qanday rizqlantirdi? 300 yil yashagan odamlarni hammasini ketkizdi, bularni qoldirdi. Allohga suyanishdi, hamma muammosi Alloh taolaning zimmasiga bo'ldi. Biz ham shunday qilishlikka qodirmizmi? Biz ham borimizda yo'g'imizda taqvo qilsak, yoshligimizda, qariligimizda taqvo qilsak, Alloh taolo kutmagan joyimizdan beradi hammasini. Va Alloh taolo muammolarimizni o'zini zimmasiga olaman deb va'da beryapti, lekin banda iymoni zaifligidan topshira olmayapti. G'amni topshirib qo'ying Alloh taologa. Sizning ishingiz Alloh aytganda yashash bo'lsin, u yog'ini o'ylamang. Mehnatingizni qiling, u yog'ini o'ylamang. Wa amma bi ni'mati robbika fahaddis. Shundan keyin muammolar bitta-bitta chiroyli hal bo'layotganda, omad kelib qoldi menga emas. Nima deydi? Bu Parvardigorimning menga bergan ne'mati, marhamatlarini eslab aytib yuring. Nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq. Ular qancha uxlagani, qancha turgani haqida bahslar bo'ldi. Alloh taolay dedi: "Ey Muhammad, biz sizga ularning holi xabarlarini ro'y-rost so'zlamoqdamiz." Ya'ni ro'y-rost degan so'zning ma'nosi chindan shunday bo'lgan. Haqiqatda shunday bo'lgan. Voqelikka to'g'ri keladigan narsa. Yahudiylar ham bu qissani o'zlarining kitoblarida juda ko'p bir o'zgartirib yuborishgan edi. Rivoyatlarni buzishgan edi. Mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni da'vatini so'ndirishi uchun yahudiylar o'rgatgan mana shu savolni so'rashdi. G'or egalari haqida so'rashdi. Agar payg'ambarimiz yolg'onchi bo'lganida ularning gumonicha bu narsaga javob berishlikka qodir bo'lmasdi. Assalomu alaykum, bizning qadrli yurtdoshlarimiz. Olayotgan ilmlaringiz bundan-da ziyoda bo'lsin.
O'zbek migrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir taqiq, deportatsiya zafiyat olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Bemalol o'zbek migrant servisiga, ya'ni bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga buni chiroyli tarzda tekshirib beramiz. Boshqalar birgalikda deportatsiya zafiyatingizni qachon kim tomonidan qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi, qaysi stadiya bo'yicha qo'yilganligi eng asosiy kerakli joyga e'tibor qilamiz. Qachon ochilish kuni oyi yil albatta kelib chiqadi. Ya'ni biz boshqalarga o'xshab chalafilbay yarim yil qipreverga qil bermaymiz. Bizda hammasi kafolatlangan tarzda kelib chiqadi. Boshqalar birgalikda sizga deportatsiya zafiyatingizni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Va hozirgi kunda ko'plab yurtdoshlarimizni qiynayotgan savol registratsiya bazada chiqmay qolyapti. Va buni ham biz bazada bor yoki yo'qligini tekshirib beramiz albatta. Bizda hammasi halol va ishonchli. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ishlaringizga rivoj.